30 Kasım 2021 Bursa Arifane İlim Derneği. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Sadakallahu azîm. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu haftaki sohbetimiz Fütuhat-ı Mekkiye 15. cilt 46. sayfadan devam ediyoruz. Konu başlığımız: Anlamayan ona hiçbir şey ulaştıramaz münazelesinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Gerçeği anlayan kimse öyle biri ki Rahman her varlıktan hitap eder ona. Varlığın etrafında döndüğü kişidir o. Her mekan onun hükmünde. Umutsuzluk öyle birine tahsis edilmiş ki iki kabza hikmeti onu içermiş. Allah bize hükmünü açıklamış alemde bulunan iki fırkayla. Zıttı onun zıttı bilmez. Hak ise kuşkusuz bizce malum. Onun için misal sabit olmuş ve daha sonra benden olumsuzlanmış. Allah şöyle der ayette: Onlar dediler ki, kalplerimizde bizi çağırdığın şeye karşı kilit var. Bilmelisin ki kelam iki kısma ayrılır. Evet, ayette böyle geçiyor. Onlar dediler ki, kalplerimizde bizi çağırdığın şeye karşı kilit var. Bilmelisin ki kelam iki kısma ayrılır. Birincisi harfler denilen maddelerdeki kelamdır. Evet, harfler denilen maddi kelamdır, maddelerdeki kelamdır. O da iki kısma ayrılır. Bir kısmı yazılıdır ve yazılar işaretlerdir. Evet, yazılı kelam, yani biz de şu an yazılı kelam okuyoruz kitaptan, harflerden. Bu harfler nedir? Bir nevi işaretlerdir. Bunlar, harfler bir araya gelerek kelimeleri oluşturuyor. Kelimeler bir mana yüklenmiş oluyor. O yüklenmiş olan manadan, kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşan cümlelerden de biz anlayacağımızı anlıyoruz. Evet, bu kelam yazı diye isimlendirilir. Diğer kısmı telaffuz edilen sözdür ki, bu kısma söz ve kelam denir. Evet, bir yazı olan türü vardır diyor kelamın, ki buna harflerdir, yazılı şeklidir. Bir de sözdür, ağızdan çıkan söz şeklinde olan, buna da söz ve kelam denir. Kelamın ikinci türü maddelerde değildir. Bu açıklanan maddi kelam. Kelamın ikinci türü maddelerde değildir. Maddelerde bulunmayan bu kelam bilinir fakat anlaşıldığı söylenemez. Duyması bir araca bağlı olmaksızın maddeden münezzeh olan hak vasıtasıyla duyanın bilgisi işte o kelama ilişir. Maddi olmayan kelamı. Maddi olmayan kelamı kim duyarmış? Duyması bir araca bağlı olmaksızın, herhangi bir şekilde bir araca bağlı olmaksızın maddeden münezzeh olan hakkın, hak vasıtasıyla duyanın bilgisi o kelama ilişir. Maddede bulunmayan kelam ancak kendine uygun bir şey vasıtasıyla duyulabilir. Maddede, yani harflerde bulunan kelam anlaşılabilir. Anlamak, bilgideki özel bir ilgi ve taalluk demektir. Bir kelime, terim itibarıyla konuşanın muradından farklı pek çok anlam içerdiği halde, dinleyenin konuşanın o kelimeyle kast ettiğini bilmesine anlamak denilir. İşte anlamak denilen şey budur. Evet, anlamanın tarifini yapıyor burada İbn Arabi Hazretleri. Tekrar edelim. Bir kelime terim itibarıyla konuşanın muradından farklı pek çok anlam içerdiği halde dinleyenin konuşanın o kelimeyle kast ettiğini bilmesi anlamak denilen şeydir. Bir kelimeden konuşanın muradı tam olarak bilinmeyip kelimede pek çok anlam bulunmuş ve konuşanın bu anlamlardan hangisini kastettiği bilinmeyebilir. Özellikle sırlı ilimlerde, tasavvufi meselelerde mesela bu mühimdir. Çünkü o kelimeyle o konuşan neyi kastetti? O bilgiye vakıf olan hakkıyla bilebilir.
neyi kastettiğini çoğu insan bilmeyebilir. Buradaki problem de aslında neden? Kelimelere insanlar farklı manalar yüklüyor. Yani özellikle tasavvufla iştigal edenler bunu net olarak görmekte. Kelimeye tasavvuf erbabı, ehlullah, her bir kelimeye ne mana yüklediyse onu izhar edecek şekilde cümlesini kurmuş oluyor. Tabii bu kelimeleri bilmek için, yani tasavvufi terimi bilmek için, bu kelimeleri bilmek için de tasavvuf istilahları dediğimiz bu kelimelerin manalarını da öğrenmek gerekiyor. Onun için her daim diyoruz ya, tasavvuf belli bir altyapı gerektiriyor. Çünkü tasavvufta kullanılan kelimeler var ki tasavvuf erbabı o kelimelere belli bir mana yüklemiş. O manalara vakıf olanlar o sözlerde neler anlatılmak istediğini hakkıyla anlayabilir. Ancak o kelimelere ne mana yüklendiğini hakkıyla bilmeyenler nakıs kalacaktır anlamada. Misal, ayağını sabit ediyoruz. Allah'ın iradesi diyoruz. Allah'ın emri diyoruz. İşte levh-i mahfuz diyoruz. Mesela arş diyoruz. Allah'ın ilmindeki ilmi suret diyoruz gibi bu tarz kelimeler tasavvuf erbabının mahiyetinin, anlamının ne olduğunu bildiği kelimelerdir. Dolayısıyla tasavvuf erbabı olmayan kişilere bu kelimeler uzak gelir. Burada bir kullanılan cümle içerisinde geçtiği zaman manayı çıkaramaz, bilemez. Evet, burada şimdi bu da işte anlamak. Anlamak neymiş? Konuşanın kullandığı kelimede kastettiği manayı bilmek demekmiş anlamak. Buna anlamak deniliyor. Eğer konuşanın kullandığı kelimelerde kastettiği manayı hakkıyla bilemezse kişi, o zaman o kişi onu duymuş, dinlemiş ama anlamamıştır. Anlamak apayrı bir şey. Evet, bir kelimeden konuşanın muradı tam olarak bilinmeyip kelimede pek çok anlam bulunmuş ve konuşanın bu anlamlardan hangisini kastettiği bilinmeyebilir. Acaba onların hepsini mi, yoksa birini mi, yoksa başka bir şeyi mi kastetmiştir? Bununla birlikte kelimenin medlulünü bilmekle birlikte kelime hakkında anlayış sahibi olduğu söylenemez. Evet, belki kelimeyi bilir, delilini bilir kelimenin ama anlayış sahibi olmayabilir kişi. Böyle bir insan terimi bilmiş olduğu için sadece bütün medlulleri hakkında bilgi sahibidir. Çünkü dinleyene göre konuşana hakim olan hal iki durum olabilir. Evet, dinleyene göre konuşana hakim olan hal iki durum olabilir. Neymiş bunlar? Birincisi, kelimenin dildeki bütün anlamlarını bilmedeki eksikliktir. Evet, kelimenin dildeki bütün anlamlarını bilmedeki eksikliktir. Şimdi tabii kelimeler farklı farklı manalar ihtiva edebilir. Bu hususta en zengin dil Arapçadır. Bir kelimenin 15-20 anlama geldiği kelimeler vardır Arapçada. Onun için özellikle Kur'an'ı bilmek, anlamak müteassızlık gerektirir. Müteassız olmak lazım yani. Arapçaya çok iyi vakıf olmak lazım. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayetteki o kelime, o 20 anlamın hangisi acaba? Hangisini kastetti Allah-u Teala? Bunu bilmek için tabii ilimde de derinleşmek gerekir. Yoksa insan bu 20 anlamdan birisini oraya yazacak olursa gerçek manadan uzak kalır. Kastedilen manayı anlayamamış olur. Evet, birincisi kelimenin dildeki bütün anlamlarını bilmedeki eksikliktir. Yani bütün o kelimenin manalarını bilmedeki eksikliktir. Diğeri ise kelimenin dildeki anlamlarını bilmiş olsa bile hal karinesinin getirmiş olduğu bir anlamı göstermek üzere kelimeyi kullanmış olmasıdır. Bu da ayrı bir konu. Evet, kelimenin bir de hal karinesinin getirmiş olduğu bir anlam. Yani orada o konuşmacının kastettiği mana, o kelimeye yüklediği mana. Bu da ayrı bir şey yani. Bunu da bilmek gerekir. Kelimeyi söyleyenin maksadını anlayan, kelime hakkında anlayışın verildiği kimsedir. Evet, kelimeyi söyleyenin ne kastettiğini, maksadını anlayan, kelime hakkında anlayışın verildiği kimsedir. Bilmeyen ise söyleneni anlamamış olduğu gibi konuşan kişi adeta konuşmasında ona herhangi bir şey ulaştırmamış demektir. Çünkü kişi kastedilen manayı bilmiyor. Dolayısıyla söyleyen de ona bir şey ulaştıramamıştır. İlahi kelam bir kavmin diliyle nazil olup o dilin sahipleri
Allah'ın farklı anlamlara sahip bir kelimedeki muradını anlamada görüş ayrılığına düştüklerinde, aradaki görüş ayrılıklarına rağmen her biri onun söz konusu kelimeyle kast ettiğini anlamış sayılır. Çünkü Allah bir kelimeyle kast edilen bütün yönleri ve anlamları bildiği gibi bir şahsa kıyasla bütün vecihler Allah'ın kastettiği vecihlerdir. Burada şu anlam çıkıyor. Aslında o kelimenin manası itibariyle, hani dedik ya birden fazla manaları var. Bu ilahi kelamda o birden fazla manaları, o manayı kendince bir manayı alsa da kişi o meselenin bir veçhine vakıf olmuş olur. Yani birçok veçhesi var nihayetinde. Birden çok veçhesi var. Öyle ya, işte bu hakikatten dolayı Kur'an-ı Kerim'deki ayet de bir okuduğunda kişinin zahiri olarak anlaşılan bir mana vardır. Bir de onun batini yönleri vardır ki çokluktan kinaye 70 diye 70 kelimesi ifade edilmiştir. 70 çeşit manaya gelir denilir mesela bir ayet. Buradaki 70 çokluktan kinaye, yani çok sayıda farklı birçok veçeleri vardır. Tabii bunların içerisinde, bu manaların içerisinde Allah'ın orada o an insanlara, bizlere vermek istediği manaya isabet eden en kamil manayı idrak etmiş olur. Ama diğer manalar, kelimenin diğer manalarına bakarak o meseleyi anlayan kemalatta ona göre eksik kalmış olur. Çünkü derecelenme var. Doğru, daha doğru, kamil, daha kamil. Dolayısıyla bu ayeti anlamada da daha kamil insanlar olduğu gibi kamil insanlar ve kemalattan daha aşağıda insanlar olur. Evet. Çünkü Allah bir kelimeyle kastedilen bütün yönleri ve anlamları bildiği gibi bir şahsa kıyasla bütün vecihler Allah'ın kastettiği vecihlerdir. Yegane şart dilin sınırlarına riayettir. Evet, burada diyor o kelimenin birden fazla manaları olabilir. O meseleyi, o cümleyi anlarken dikkat edilmesi gereken yegane şart dilin sınırlarına riayettir diyor. O dilin sınırlarını bilmek. Yani o sınırının ötesine taşımamak orada. O sınırın ötesine taşırsa manayı tamamen bozmuş olur kişi. Kastedilen manadan hiç alakası olmayan bir manaya dönmüş olur. Dilin sınırlarının dışına çıkarsak ne anlayış kalır? Ne bilgi? Evet, dilin sınırlarının dışına çıkarsak ne anlayış kalır ne bilgi. İşaretleri kabul eden sufiler de durum böyledir. Onların Allah'ın kelamı hakkında işaretler olarak kabul edilen anlayışları da Allah'ın kelamı hakkında bir anlamadır. Çünkü söz konusu anlam, işarete mazhar olan adına Allah tarafından kastedilmiştir. Halbuki yaratılmışın kelamı bu özellikte değildir. Evet, bu ilahi kelamı şimdi ifade etti. Ama yaratılmışın kelamı, yani insanların, bizlerin kelamı bu özellikte değildir. Kelimelerin her veçhi hakkında Allah tarafından anlayış verilen kimseye hikmet ve sözü ayırma gücü verilmiş demektir. Evet, burası da mühim. Kelimelerin her veçhi, her veçhesi, her yüzü, her tarafı hakkında Allah tarafından anlayış verilen kimseye hikmet ve sözü ayırma gücü verilmiş demektir. Söz ayırma gücü, kelimedeki anlamları ve vecihleri ayrıştırmaktır. Evet, bütün bu anlamları, vecihleri ayrıştırabiliyorsa işte o kişiye hikmet verilmiş demektir. Sözü anlama gücü verilmiş demektir. Burada çokluk, kelimelerdeki vecih ve yönlere işaret eder. Kimin kalbi kilitliyse veya kalbinin üzerinde kilit bulunuyorsa veya basireti körse veya paslanmış veya kalbi üzerinde bulunursa, hiç kuşkusuz ayetleri tevile kalksa bile Allah kendinden anlamak ile onun arasında engel koymuş demektir. Evet, bu tarz, bu saydığı kişiler ayetleri tevile kalksa bile Allah kendinden anlamak ile onun arasında engel koymuş demektir. Bu nedenle böyle insanlar Allah'ın ayetlerini alay, dinini oyun ve eğlence edinirler. Kendilerine göre tevil ederler. Günümüzde de var böyle insanlar. Maalesef. Asli, ayetin asli manasından çıkarıp işte böyle demek istemiştir Allah-u Teala. Şurada şöyle demek istemiştir.
Halbuki o ayetin ne anlama geldiğinin açılımını, izahını yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o konuda bir takım hadisi şerifleri olmasına rağmen, Ehlullah'ın bu ayetin tevilini yaptığı, tefsirini yaptığı kitaplar olmasına rağmen, günümüzde o tırnak içinde söylüyorum, kendilerini akıllı zannedenler, bunun önünde, isminin önünde profesör olabilir, ilahiyatçı olabilir, şu olabilir, bu olabilir, hiç önemli değil. Sanki 1400 senedir bu Kur'an, bu ayetler anlaşılmıyor, yanlış anlaşılmış. Beyefendiler diyor ki burada Allah-u Teala bunu demek istemiştir. Şimdiye kadar bu insanlar anlamamış. Buradaki mana bu demek istemiştir deyip Allah muhafaza işte dini oyun ve eğlence ediniyorlar. İnsanların itikatlarını bozmaya kalkıyorlar. Bu tür insanların zararından Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Evet. Bu nedenle böyle insanlar Allah'ın ayetlerini alay, dinini oyun ve eğlence edinirler. Bunun nedeni Allah'ın kullarına söylemiş olduğu sözlerin anlamını Allah'tan anlamamış olmasıdır. Bu nedenle münazelenin başında anlamayan ona hiçbir şey ulaştıramaz denilmiştir. Evet, konu başlığımız buydu. Anlamayan ona hiçbir şey ulaştıramaz denilmiştir. Kalp üzerindeki bir pas demektir. Kalp üzerindeki kir pas demektir. Bunlar Allah'ın kendilerini görmeye davet etmediği şeylerin suretlerinden ibarettir. Kalplerin cilalandırılması ise zikir ve tilavetle gerçekleşir. Evet, kalpleri o pasını gidermek, cilalamak, zikir ve tilavetle gerçekleşir. Kalpteki kilide gelirsek, böyle bir kalp çadırlarda hapsedilmiş çekik gözlüler gibidir. Öyle bir kalp doğa evinde annesiyle meşgul olan kimseye benzer. Burada doğa evindeki anneyi nefs olarak ifade ediyor İbn Arabi Hazretleri. Daha önceki ifadelerinden böyle anlıyoruz. Böyle bir kalp, yani paslanmış kalp, neyle meşgulmüş? Nefsiyle meşgul. Doğa evindeki annesiyle meşgul olan kimseye benzer. Onun babası olan Allah'ın ruhundan haberi yoktur. Evet, ruh da baba. Nefs ana, ruh baba hükmünde böyle izah ediyor, ifade ediyor. Bu kişinin diyor babası olan Allah'ın ruhundan haberi yoktur. Ancak anasını tanımış. Yani nefsiyle hemhal olmakta. Dolayısıyla sürekli kirlenme karanlığındadır. Tabii nefsine meyleden kişi sürekli kirlenme karanlığındadır. Çünkü nefs Allah'ın emirlerini uygulamak ağır gelir, zor gelir. Emirlerine muhalif hareket etmek nefse kolay gelir. Onun için nefs her zaman taşkınlık, azgınlık ister. Yoldan çıkmak ister, raydan çıkmak ister. Kafasının estiğini yapmak ister. Ama ruh baba, ruhundan gelen hakikatleri görmeye başlarsa kişi, o zaman nefsi dizginler. Nefsi terbiye eder. İşte nefis terbiyesi, tezkiyesi dediğimiz tasavvufta budur. Evet, bu karanlık doğanın perdesidir. Başka bir ifadeyle kalp, karanlık ve kilit perdeleri içindedir. Böyle birisi dinler ve anlamaz. Dinler ama anlamaz. Nitekim Allah onlar hakkında şöyle buyurur ayette. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi olmayın buyurmuştur. Yani onlar anlamazlar. Kulaklarında ağırlık veya sağırlık bulunanlara gelirsek. Bu anlamayan zümre, bunlar duymayan zümre. Bir de kulaklarında ağırlık ve sağırlık olanlar var. Bunlara gelirsek, ağırlık kendisini ahiretten alıkoyan dünyevi sebeplerin ağırlığıdır. Kir ise kalbin iç konuşmasının tesirini kabul etmeyecek şekilde katı olmasıdır. Yani kalpten gelen seslenişi, o vicdanın seslenişini, ilahi seslenişi, Rabbinin seslenişini, meleğin seslenişini duyamaz, işitemez hale gelmesi. Kulağında kir var. Kalbinde, kalp kulağında kir var işte bu kişi. İç konuşmayla gelen hatıra, kalbe bu davetçiye ki şaridir, kulak vermeyi ve onun sözleri üzerinde düşünmeyi tavsiye eder. Ayette şöyle geçer. Onda taşkınlık yapın ki baskın gelesiniz. Ayetinde belirtilen durum budur. Yani bir davet duyup geri dönmesinler ve vahyi anlamasınlar. Çünkü Kur'an onların diliyle hitap ederek sağırdırlar, kördürler, onlar geri dönmezler diye geçer bir ayette ve
diğer ayette sağırdırlar, kördürler, düşünmezler der. Allah onları sağır yapmış, gözlerini köreltmiş, dillerini mühürlemiştir. Onlar söylemek üzere davet edildikleri şeyi söylemezler. Kalpte bulunan kilide gelirsek, kilitler kıyamet günü mazeret beyan edenlerin kalbindedir. Onlar şöyle derler: biz kalplerimizi kilitlememiştik, onları kilitli bulduk. Bu durum şu ayette: o sözü sana cedel olmak üzere misal diye verirler. Onlar hasım bir topluluktur. Ayetinde belirtildiği üzere cedelin bir yönüdür. Onlar der ki, biz kalpleri kimin kilitlediğini öğrenemedik. Onlardan çıkmak istedik fakat kilidi ve mührü açmaktan korktuk. Belki kendisi açar umuduyla kilitleyenin gelmesini bekledik. Bu hususta yapabileceğimiz herhangi bir iş yoktu derler. Onlardan birisi Ömer bin el-Hattab'dır. Başka bir ifadeyle Ömer bin el-Hattab kilit ehli idi. Allah şöyle der ayette: yoksa onların kalplerinde kilit mi vardır? Allah kalbin açılma işini üstlendiğinde, bu kilidin açılma işini kim üstleniyor? Allah-u Teala. Allah kalbin açılma işini üstlendiğinde Hazreti Ömer Müslüman olmuş. Allah da onun vasıtasıyla İslam'ı güçlendirmiş ve desteklemiş. Allah ondan razı olmuş. O da Allah'ı razı etmiştir. Evet, Hazreti Ömer'in o kilidinin açılma vakti geldiğinde Allah-u Teala üstlenmiştir. O kalbindeki kilidi açtığı zaman Hazreti Ömer Müslüman oldu. O zamana kadar biliyorsunuz Müslüman'ın karşısındaydı, İslam'a karşıydı. Böylece Allah'tan anlamamak denilen şeyin sebeplerini vaktimiz ölçüsünce özetledik. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. 419. bölüm. Diğer konuya geçiyoruz. Dedik ya, bugünkü sohbetimizde konular kısa kısa, birkaç konu işleyeceğiz. Evet, bu konu başlığımız görevlendirmeler, ki ilahi yönlendirmeler ve sevkler demektir, münazelesinin bilinmesi. Yine bir şiir var. Yönlendirmeler kesin bir delil, hiç kuşkusuz. Hükmedici mülkün varlığını gösteren deliller. Rahman onun sayesinde babamızı halife yaptı. O verenin varlığına delil. Hüküm her hadisede onları ortaya çıkartır. Bizde de bir hal var. Nefisler onların söylediklerini bilir. Onları ancak verdikleri engeller. Bilmelisin ki Allah yeryüzünü imar eden insan, cin ve bütün canlılar üzerinde görevli halifeler belirleyip onları hem cinslerinin önüne geçirip kendilerine imam yaptığında halifeleriyle arasında görevli bir elçi belirlemiştir. Evet, Allah-u Teala'nın bu hem cinslerinden insan, cinlerden belirlediği halifeler peygamberler. Evet, bunları öne geçirip diyor, onları imam yaptığında halifeleriyle arasında görevli bir elçiyi belirlemiştir. Peygamberler ile arasında bir görevli elçi belirlemiştir. Elçi Ruhul Emin, yani Cebrail'dir. Bunun yanı sıra Allah göklerdeki melek ve feleklerde yüzen yıldızları, yeryüzünde ve gök ile yeryüzünün arasındaki her şeyi kendinden bir nimet olmak üzere onlara amade kılmış, yeryüzünde bulunan her şey üzerinde tasarrufta bulunmalarına müsaade etmiştir halifelere. Allah halifelerini apaçık ayetlerle desteklemiştir. Bu ayetler, yani mucizeler sayesinde gönderildikleri kimseler onların Allah'ın halifeleri olduklarını öğrenirler. Allah onlara ilahi isimlerle taalluk denilen tarzda yönettikleri kimseler arasında, yani ilahi isimlerle ilgi kurarak bu tarzda yönettikleri kimseler arasında hükmetme imkanı vermiş, onların nefislerine yasalar, şerai yerleştirmiş, sınırlar koymuş, kendilerine mahsus olmak üzere uydukları kurallar belirlemiştir. Şeriat diyoruz ya, Allah'ın belirlediği kurallar. Yönettikleri kimselerin reaya yönetilen kimseler. Yönettikleri kimselerin
söz konusu kuralları kendileri için yasa kabul etmeleri veya bu yasalarda halifelere uymaları söz konusu değildir. Ardından Allah onlar için kendilerinin ve halklarının uyduğu başka bir takım yasalar daha tespit etmiş, elçilerin yani meleklerin kendilerine indirmiş olduğu kitaplar yazmıştır. Ümmetleri o kitapları dinleyip onları üzerlerine halife olarak atayan Allah'ın indirmiş olduğu kuralları öğrenir ve onlara riayet ederler. Açıkta veya gizlide onlara göre davranırlar. Evet, peygamberlerin getirdiği bu kitaplarla bu kuralları, şeriatı öğrenirler. Ona göre ümmetler bu kurallara riayet ederler. Açıkta veya gizli ona göre davranırlar. Kitapların bir kısmını Allah kendi eliyle yazmıştır. Allah'ın kendi eliyle yazdığı kitap Tevrat'tır. Tabi burada teşbih var. Allah-u Teala insanı da elimle yarattığım buyuruyor ya, Allah-u Teala yaratmış olduğu varlıkları iki eliyle yarattıkları var. Yaratmış olduğu meleklere yarattırdıkları var. Bir de eliyle yarattığı, işte insan eliyle yarattığı bir varlıktır. Burada işte celal ve cemal sıfatlarını yüklediğini, Allah-u Teala kendi özelliklerini, sıfatlarını en mükemmel alemde insana yüklediğini anlıyoruz. Elimle yarattığım buyurmasından, insanı elimle yarattığım buyuruyor. Evet. Burada Tevrat'ı da diyor kendi eliyle yazmıştır. Bir kısmını Cebrail gizli kitaptan, evet bir kısmı Allah'ın kendi eliyle yazdığı kitap, bir kısmını Cebrail gizli kitaptan yani Kitab-ı Meknun'dan onlara indirmiştir. Cebrail o kitabı büyük defter denilen bir yerden aktarılarak Allah'ın arşından indirmiştir. Orası İmam-ı Mübin'dir, açık imam ve arşında kendisiyle beraberdir. Ondan levh-i mahfuza kıyamete kadar dünyada gerçekleşecek tasarruflar aktarılmıştır. Bunlar alemdeki hareket, durağanlık, bir araya gelme, ayrışma, eceller ve amelleri kapsar. Sonra Allah bütün bunları gizli bir kitap içerisinde yakın semaya indirmiş, onu saygın ve temiz yazarların yani meleklerin ellerine tevdi etmiştir. Onlar ellerinde saygın yüce sayfalar taşıyan mukaddes ruhlardır. Bu sayfalarda Allah'ın iman edenlere vaat ettiği ilahi vaatler bulunur. Onlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, peygamberlerin bildirdiği kıyamete ve dirilişe, kıyamette Allah'ın yarattıkları hakkındaki hükümlerine iman edenlerdir. Allah bütün bunları peygamberlerini kendisiyle göndermiş olduğu hakkın yani Kur'an suretinde bizzat üstlenmiştir ki bunu kendilerine uygulamakla kullarının nezdinde onları fiilen tasdik edebilsin. Nitekim peygamberlerin gösterdikleri mucizelerle perdelenirken de onları tasdik etmiştir. Böylece iman eden iman etmiş, inkar eden inkar etmiştir. Zuhuru hakkında iş ise kullarına ait kalmıştır. Allah ise onların arasında hüküm verme işini üstlenmiştir. Ayette şöyle geçer. O aziz ve alimdir. Allah kulları arasında hüküm verip adil davranır, ihsanda bulunur ve onları iki gruba ayırır. Yine ayette şöyle geçer. Bir grup cennete, bir grup cehenneme gider. Burası Rahman'ın hapishanesidir. Yine ayette şöyle geçer. Biz cehennemi kafirler için hapis yaptık. Bakın burası Rahman'ın hapishanesidir. Rahman'ın diyor. İsimler çok önemli. Sohbetlerimizde sık sık değiniyoruz. Allah'ın hapishanesi demedi. Rahman'ın dedi. Onları sınırlayan bir hapis yaptık demektir. Allah iki grup içinden mutluları ikram diyarına indirir. Orası Allah'ın razı olduğu yerdir. Çünkü orası Rıdvan'ın yeridir. Cennet. Diğer yer ise hapishanedir ve Malik'in yeridir. Evet, cennet görevlisinin, baş görevlisinin adı biliyorsunuz Rıdvan. Cehennemdeki baş görevlinin, meleğin adı da Malik. Evet.
Diğer yer ise hapishanedir ve malikin yeridir. Malik güçlü demektir. Hamuru iyi yoğurduğunda Meliktu el Acine der Araplar. Kays bin el Hatim okunu överken şöyle demiştir. Onunla avucumu güçlendirdim, bastırdım. Ayakta duran ardında bulunanı görür. İşte güçlenmek, malik kelimesini açıklıyor burada. Güçlü anlamına geldiğini. Yani onunla avucumu güçlendirdim demektir. Böylece müminler adına Allah katında bulunan iyiliklere dair vaatler ve müjdeler iner. Onlar amel sahipleri, Allah'ın koyduğu kurallara riayet edenler, Müslüman erkek ve kadınlar, ibadet eden erkek ve kadınlar, doğru sözlü erkek ve kadınlar, sabreden erkek ve kadınlar, huşu sahibi erkek ve kadınlar, sadaka veren erkek ve kadınlar, oruç tutan erkek ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlar, tövbe eden erkek ve kadınlar, ibadet eden erkek ve kadınlar, hamd eden erkek ve kadınlar, seyahat eden erkek ve kadınlar, rükû ve secde eden erkek ve kadınlar, iyiliği emreden, kötülükten uzaklaştıran erkek ve kadınlar, boş ve anlamsız işlerden yüz çeviren erkek ve kadınlardır. Kaç sınıf saydı bakın, görüyorsunuz değil mi? Ayette şöyle geçer. Onlar namazlarını sürekli kılarlar. Bütün bu özellikteki erkek ve kadınları saydı ve nihayetinde ayette şöyle geçer. Onlar namazlarını sürekli kılarlar. Namazın ehemmiyetini çok sohbetlerimizde zikrettik. İbn Arabi Hazretleri çok değiniyor. Namaz, namaz, namaz. Cennetin anahtarı hükmündedir. Namaz olmadığı zaman o kişinin durumu vahim. Kişi Müslüman da mümin de olsa namazı yoksa zor. Sıkıntısı büyük yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, diyor ki kişi öldüğünde kabirde ilk önce namazından sorulur. Eğer namazını kılıyorsa ondan sonraki soruları umulur ki Allah kolaylaştırır. Burada bir müjde var. Bakın namazını kılıyorsan Allah'ın emrettiği şekilde Allah rızası için, demek ki diğer günahlarını Allah'ın affetme ihtimali çok çok kuvvetli. İnşallah. Onun için namazını kılan çok büyük bir kârda. Namazını kılmayan çok büyük bir zararda. Mevlana Hazretleri'nin sözü var ya, onu da sık sık dile getiriyoruz. Namaz kılmayan Müslümana kafir denmez. Lakin kafir de namaz kılmaz diyor. Ne güzel söylemiş mübarek, değil mi? Yani diyor Müslümandan olduğunun işareti namazdır. Namaz kılmıyorsan kafirden ne farkın var demek istiyor. Onun için namazımıza aman dikkat edelim. Muhakkak 5 vakit namazımızı düzenli bir şekilde Allah rızası için kılalım. Çünkü o bizim kurtuluşumuz, anahtarımız yani. Allah'ın izniyle. Evet, onlar namazlarından gafil değildir vesaire. Bu şekilde Allah'ın vahide zikrettiği beğenilmiş sıfatlara sahip insanlara müjdeleri vardır. Allah onları Firdevs cennetine varis olmakla müjdelemiştir. Orası cennetin ortasıdır. Allah onlar orada kalıcıdır der. Bunun yanı sıra sürekli nimette kalacaklarını söyleyerek onları müjdelemiş, kendilerinden razı olduğunu bildirmiş, onların adına konuşarak onların da kendisinden razı olduklarını söylemiştir. Ayette şöyle buyurur Allah-u Teala. Allah onlardan, onlar Allah'tan razı. Burada Kur'an lafızlarının işaret ettiği rızayı anlayanların kavrayabileceği bir sır vardır. Rıza halinin onlarda gerçekleşmiş olduğunu bildiği için Allah kesin ifade kullanmıştır. Sonra Allah kitaplarında, sayfalarda ve halifelerinin yani peygamberlerin dilleriyle tehdit ve uyarı bildiren ayetler indirmiştir. Allah'ı inkar eden, ikiyüzlü davranan veya ayetlerin bir kısmına iman edip bir kısmını inkar eden, şirk koşan, yalan söyleyen, zulüm yapan, haddi aşan, kötülük yapan, muhalif davranan, asi olan, yüz çeviren, fasık olan, geriye dönenlerden söz etmiştir. Dünyada böyle davranan veya bu niteliklerin birinin veya hepsinin bulunduğu bir kişi yaşarken pişman olur ve tevbe eder, tevbe etmiş halde vefat ederse
onun Rabbine kavuşacağı ve Rabbinin kendisinden razı olacağını müjdelemiştir. Evet. Bu hoş olmayan sıfatları, vasıfları üzerinde taşıyan kişi ne diyor? Dünya hayatında yaşarken, ölüm gelmeden tövbe eder. Ve tövbe etmiş halde vefat ederse, onun Rabbine kavuşacağı ve Rabbinin kendisinden razı olacağını müjdelemiştir. Çünkü Allah tövbeleri kabul edendir. Allah ona imkan verir de tövbesinden sonra onu yaşatır ve kişi salih amel işlerse, diyelim ki bu kötü amellerle vasıflı bir kişi tövbe etti, tövbesinden sonra da Allah ömür verdi, yaşıyor hala ve salih amel işlerse bu kez günahlarını iyiliğe çevirir. Evet, Allah-u Teala o zamana kadar yapmış olduğu günahlarını iyilikmiş gibi, günah olarak değil, günah defterinde değil, iyilik defterinde iyilik olarak yazılır diyor. Allah günahlarını iyiliğe dönüştürür, çevirir. Yani tasarrufta bulunduğu kötülüklerin yerini iyilikler alır. Allah'ın kendisini muvaffak kıldığı ölçüde kötü fiilini itaate çevirir. Ona merhamet eder. Bundan önce kendisinden meydana gelen bütün davranışları bağışlar, herhangi bir iş nedeniyle onu cezalandırmaz. Allah'ın kendisine ve peygamberine iman edenleri müjdelediği ve inkar edenleri tehdit ettiği ilahi müjdeler ve vaatler Allah'tan halifelerine böyle gelmeye devam eder. Bu durum vahiy indirilen halife ki peygamberdir, ölene kadar sürer. Halife olma vaktinden ömrünün sonuna kadar ilahi haberler kendisine gelmeye devam eder. Bir halife ölünce ya Allah'ın vahiyle kendisine bir vekil bırakır veya işi arkadaşlarının istişaresine bırakır. Evet, bir halife ölünce ya Allah'ın vahiyle kendisine bir vekil bırakır veya işi arkadaşlarının istişaresine bırakır. Onlar da Allah kendi katından birini gönderip başka birini halife olarak görevlendirene kadar üzerinde görüş birliğine vardıkları birini seçerler. Halife son halife olduğunda ise, yani son peygamber olduğunda ise durum farklıdır. Allah bu kez onun vekillerini görevlendirir. Evet, son halife, son peygamberden sonra başka bir nebi gelmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Ve ondan sonra halife olarak halifeye gelmeyecek, ancak vekilleri görevlendirilecek. Vekilleri. Vekilleri de kim oluyor işte? Bu kutup dediğimiz, fertler dediğimiz ehlullahın seçkinleri. Ehlullahın mertebesi yüksek olanları, bunlar vekiller, hakiki, kamil vekiller. Tabii ehlullahın tamamı vekillerdir ama kamil vekiller onlardır. Yoksa onlar Allah katından halife olan peygamberler mesabesindeki kimseler değillerdir. Söz konusu vekiller, kıyamete kadar gelecek olan kutuplar ve müminlerin başkanlarıdır. Bu vekillerden bir kısmından Allah perdeyi kaldırır. Böyle biri müşahade sahibidir ve peygamberin davet ettiği gibi basiretle Allah'a davet eder. Bu vekillerden bir kısmı perde kalkar diyor. Allah dostu velilerin bir kısmından perdeyi kaldırır, basiretle Allah'a davet ederler. Peygamberin davet ettiği gibi. Hazreti Peygamber'den sonra şeriat getirecek bir peygamberin gelmeyeceği bir devirde yaşamamış olsalardı, böyle insanlar da şeriat getiren peygamberlerden olurlardı. Bununla birlikte onlar Allah'ın peygamberinin getirmiş olduğu şeriatı getirirler. Çünkü o şeriatın içindedirler. Nitekim her peygamberin kendisinden önceki şeriatla ilişkisi öyledir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra gelen vekiller, ehlullah, ayrı bir yeni bir şeriat getirmez. Resulullah Efendimiz'in şeriatına bağlı olarak o şeriatla amel ederler. Nitekim her peygamberin kendisinden önceki şeriatla ilişkisi öyledir. Kendisinden önceki bir şeriata göre ümmeti arasında hüküm verdiğinde o hükmü onaylamışsa o şeriatta önceki ilk peygamber konumundadır. Yoksa bu esnada onun halifesi değildir. Allah bu ümmet hakkında bu durumu yasaklayınca vekillerin Allah peygamberinin halifeleri olduklarını anladık. Bununla birlikte onlar basiret üzere Allah'a davet ederler. Yüce Kur'an'da geçtiği üzere ayette şöyle geçer.
ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a davet ederiz denildiği gibi Hazreti Peygamber Allah'a basiret üzere davet etmiştir. O bizi varisler diye isimlendirmiş, peygamberlerin ise bize bilgiden başka miras bırakmayacağını söylemiştir. Hazreti Peygamber Allah'ın kelamını duymak ve ufuklarda ve nefsindeki ayetleri görmek üzere Hakk'ın onun kulağı ve gözü olması için dua etmiş. Sonra şöyle demiştir. Bu varisi bizden kıl. Çünkü Allah varis olanların en hayırlısıdır. Bu duaya mukabil sahih bir rivayette Allah ben onun duyması ve görmesi olurum demiştir kutsi hadiste. Hakk'ın hüviyeti kulun duyma ve görme gücü olunca onun gözü ve kulağı olan Hak kulun varisi olur ve kul da bu nitelikle ölene kadar ona ait kalmak üzere dua eder. Böylece sanki şöyle der. Allah'ım bizi kendinle nimetlendir. Sen bizim duymamız ve görmemizsin. Biz ölünce bize varis olacaksın. Çünkü varislerin en hayırlısı olduğunu ve yeryüzüyle üzerinde bulunanlara varis olacağını bildirdin. Yani sen varislerin halifelerden elde edeceği hayrın ta kendisisin. Onlar peygambere uyanlardır. Allah varislerin nail oldukları iyilik ve hayır olduğu kadar aynı zamanda bir varis olması itibariyle varislerin en hayırlısıdır. Sabredenlerin en hayırlısı, şükredenlerin en hayırlısı gibi Allah'tan gelen bütün şeriatlarda zikredilen bütün göreli ve nispetli manalarda da durum böyledir. Hak'tan gelen bildirimlerden birisi de peygamberliğin bir parçası olan doğru rüyalardır. Evet, şimdi rüyalarla alakalı, Resulullah Efendimiz'i rüyada görmeyle alakalı mevzuları zikredecek. Rüyalar ya Allah'tan doğrudan gelir veya Allah'ın bir kulunun vasıtasıyla gelir. Bunlar Müslüman bir adamın gördüğü veya onun adına görülen rüyalardır. Rüya Allah'tan peygamberin vasıtasıyla gelir ve hüküm ifade ederse, evet peygamberin vasıtasıyla yani rüyada peygamber görülür ve bir hüküm ifade ederse, o hükme uyarak ibadet etmek gerekir. Rüyada peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görülür ve bir hüküm bunu böyle yap, şunu şöyle yap derse o hükme uygun şekilde ibadet etmek gerekir. Ancak böyle rüyalarda peygamberin dünyadaki beden suretiyle görülmesi şarttır. Evet, daha önceki sohbetlerimizde de zikrettiğimiz gibi Resulullah Efendimizin hayattayken yaşarkenki sureti üzere görmek gerekir. Başka bir ifadeyle peygamberi gören kişi onu övülmüş suretinde görmüş olmalıdır. Hilye-i Şerif diyoruz ya, Hilye-i Şerif Resulullah Efendimizin şimalini anlatıyor. Kaşını, gözünü, boyunu, posunu, saçını işte o hal üzere görülen rüyayı kastediyor. Böyle bir hüküm verirse Resulullah Efendimiz o hükme uyulması gerekir diyor. Peygamberi dünyadaki bedeniyle görmemişse rüyada gördüğü kişi peygamber değildir. İnsan rüyasında peygamberi gördüğünden emin olduğu halde onu dünya hayatından vefat anına kadarki durumuna göre yaşlı veya daha genç gördüğünde veya görülen suret nitelendiğinden daha güzel veya çirkin ise veya rüya gören kişi peygambere karşı saygısızlıkta bulunursa bütün bu durumlar peygambere değil onun getirmiş olduğu şeriata, yani şeriat ile rüya görenin ilişkisine racidir. Bu şekilde yorumlanmalıdır. Yani peygamberi Resulullah Efendimiz olduğu söylenen bir zat gördü rüyasında. Fakat sureten dedi ya daha güzel ya da daha çirkin şekilde görüldü diyelim. Orada işte çirkin surette gördüyse demek ki o kişi, rüyayı gören kişi Resulullah Efendimiz'in şeriatına uymakta gevşek, problemli. Ki peygamberi olduğun halden farklı gördü, çirkin gördü. Yani burada o görüntü peygambere değil, rüyayı görenin şeriatla ilişkisiyle ölçülendirilir diyor. Bu durumda görülen rüya, ya rüyanın görüldüğü mekanda tatbik edilen şeriattır, veya rüyayı görenin haline veya her ikisine göre birden tabir edilir.
Evet, böyle farklı bir surette peygamber görüldüyse rüyayı görenin haline göre, mekana göre, onun ahlakına göre, şeriata uymasına göre tabir edilir diyor. Bunun dışında bir şey olamaz. Rüya böyle bir surette bir hüküm getirirse o hüküm alınmaz. Evet, şimdi bir şey daha öğrendik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yaşadığı zamandaki suretin dışında bir suretle görüldüyse ve o rüyada bir hüküm söylediyse, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyor, o hüküm alınmaz. Başka bir ifadeyle, rüya sahih bir haberle ve kendisine göre amel edilen sabit bir hükmü geçersiz kılıyorsa, peygamber dünyadakinden başka bir surette görülmüşse o hüküm kabul edilmez. Sahih haberle çelişiyorsa diyor, o hüküm kabul edilmez. Peygamberi dünyadaki suretinde görmüşse hükmü kabul etmelidir. Fakat bu rüya başkasını bağlamaz. Çünkü Allah şöyle buyurur: bugün sizin için dininizi tamamladım. Bu fark Allah ehline göre iki durum arasında bulunan farktır. Çünkü onlar keşiflerinde peygamberi görürler. Peygamber de nakil yoluyla bize göre zayıf olan hadisleri tashih eder. Bazı zatlar vardır ki keşiflerinde peygamberi görürler. Peygamber de diyor nakil yoluyla bize göre zayıf olan hadisleri tashih eder. Bazen de nakil yoluyla sabit hadisleri geçersiz kılar. Bunu Fütuhat'ın başka yerlerinde de değindi Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Şöyle diyor, manevi olarak belli bir makama varmış Allah dostları, ehlullah, seçkinleri. Diyor ki biz bir hadisi şerif ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözüyle amel edeceğimiz zaman o sözün ona ait olup olmadığını kendisine sorarız. Keşfimizde görürüz rüya yoluyla. Kendisine sorarız. Öyle olur ki diyor, bazen kitaplarda sahih hadis diye geçer. Ama Resulullah Efendimiz'e sorduğumuzda o benim sözüm değildir demiştir. Biz onunla amel etmemişizdir der. Bazı kitaplarda zayıf hadis diye geçen hadisler vardır ki Resulullah Efendimiz'in sözü değildir diye, uydurma hadis diye zikredilen hadisler de vardır ki bunları da diyor biz Resulullah Efendimiz'e sormuşuzdur. Bunların içerisinden de evet o benim sözüm dedikleri olmuştur. Biz de onu alır amel ederiz diyor İbn Arabi Hazretleri. Bunu kim yapıyor? Tabii Resulullah Efendimiz'le görüşebilenler. Görüşebilenler yapıyor yani. Gerek rüyada gerek yakazayla görüşenler. Evet, bunu kastetti, söyledi şimdi. Nitekim Müslim, hadisleri toplayan Müslim var ya, Müslim kitabının girişinde bir şahsın uykusunda peygamberi gördüğünü aktarır. Evet, Müslim'in bir kitabında bir şahsı anlatıyor. Peygamberi rüyasında görmüş bu şahıs. Peygambere ezberlemiş olduğu 1000 hadisi arz eder. 1000 tane hadise ezberlemiş bu şahıs. Ve peygambere rüyasında arz ediyor, söylüyor. Hazreti Peygamber onların arasından 6'sını onaylar, geri kalanları reddeder. Onlar benim sözüm değildir. 6 tane, 1000 taneden ezberlemiş olduğu 1000 hadisi zikrediyor bu şahıs, rüyasında Resulullah Efendimiz'i gören şahıs. Peygamber Efendimiz de onun içerisinden 6 tanesini evet bu sözler benim, bu hadisler, bu sözler bana ait deyip kabul edip diğerlerini reddeder diyor. Tabi bu şahıs o 1000 hadis hangileri zikretmiş onu bilmiyoruz. Allah bilir. O ezberlediği 1000 hadis neydi onu bilmiyoruz. Hazreti Peygamber'i uykusunda gören kişi hiç kuşkusuz suret değişmediği sürece uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan Hazreti Peygamber'in suretine kesinlikle giremez. Peygamber'in sureti yaşarken ve ölüyken korunmuştur. Kim onu görürse, hangi surette olursa olsun, onu görmüş demektir. En nihayetinde bu ifadeyi de zikretti. Kim onu görürse Resulullah Efendimiz'i, hangi surette olursa olsun, onu görmüş demektir. Resulullah Efendimiz'i görmüş demektir. O halde doğru rüyalar ilahi haberler ve ilhamlardandır. İlahi isimlerden kaynaklanan başka ilham türleri de vardır. Bunlar keşifler yoluyla ariflerin kalplerine geldiklerinde bilinirler. Böyle bir ilham, belirli bir veliye gelen ilhamın Allah isminin dışındaki isimlerden, özel ilahi bir isimden gelir. Evet, böyle bir ilham, kalbe gelen ilham Allah isminin dışındaki isimlerden gelir.
Allah isminin dışında dedik. Çünkü bu isimden delaleti itibariyle herhangi bir ilham meydana gelmez. Ondan özel bir ismi çağıran bir halle sınırlanmışken bir bilgi çıkabilir. Allah ismi, ismi camidir biliyorsunuz. Bütün isimleri cem eder. Ondan diyor Allah isminden gelmez bu ilham. Allah'ın, Allah isminin kuşattığı, kapsadığı diğer isimlerden gelir. O zaman da bir alandan, sınırlı bir alandan gelmiş olur. Rahman, Rahim, Rab. Şimdi burada hangi isimden, çoğunlukla hangi isimden geldiğini de zikredecek İbn Arabi Hazretleri. Söz konusu özel isim bu halle birlikte kendisini içeren Allah ismiyle ifade edilir. Bu yönüyle veliler için ortaya çıkan ilhamların çoğu belirli bir ismi ifade etmesi bakımından Allah ile hangi isimlerden gelirmiş? Rahman, Rab ve Melik isimlerinden ortaya çıkar. Evet, gelen ilhamların çoğunluğu Allah ile hangi isimlerden gelir? Rahman, Rab ve Melik isimlerinden ortaya çıkar. Yaygın ve genel olan budur. Zikrettiğimizin dışında başka bir isimle meydana gelirse bu durum istisna teşkil eder ve ismin hakikatinin verdiği tanıma göre onunla hüküm verilir. Söz konusu isim veliye gelmiş olan ilhamın içerdiğine delildir ve böylece veli gereken şekilde onu kullanır. Zikredilen isimlerden başka bir isimden ilham alan böyle veli, mertebeler, hallerin suretleri, alemin mertebeleri, mahv ve ispat, ilahi şenler hakkında büyük bir bilgiye muhtaçtır. Bütün bunları Allah'ı bilen alimler bilmelidir. Bilmeyenler ise kendi sınırını aşmadan insanlar arasına girip cemaate uymalıdır. Çünkü Allah'ın eli cemaatle birliktedir. Şimdi cemaat olmanın ehemmiyetinin bir veçhesini zikrediyor. Bilmeyenler ne dedi? Bu ilimlere vakıf olmayan, bu derin ilimleri bilmeyen kişi cemaate uymalıdır dedi. Cemaatle olan kurtulur. Cemaate kurtuluş var. Neden? Çünkü Allah'ın eli cemaatle birliktedir. Kim basirete sahip olmaksızın cemaatten ayrılırsa, yani Allah kendisine bir basiret vermediyse ve bu kişi de cemaatten ayrılırsa hiç kuşkusuz ateşe düşmüştür. Çünkü basireti yok. Doğruyu yanlışı ayırt edemeyecek. Allah'ın o meseledeki muradını bilemeyecek. Dolayısıyla ateşe düşmüştür diyor. Basireti olmadan. Tabii basirete sahip olmaksızın cemaatten ayrılırsa bu kişi ateşe düşmüş demektir. Basiretlinin cemaatten ayrılması imkansızdır. Çünkü onun Allah'ın elinin dışına çıkması imkansızdır. Yani zahirde basirete sahip olan kişi cemaatin içinde olmasa da o zaten cemaattedir. Çünkü Allah'ın elinin dışında değildir diyor. Burayı iyi anladık değil mi? Bununla birlikte basiretli insan cemaat içinde ve onlarla birlikteyken cemaat fertlerinin bilemeyeceği hususları bilir. Onun bu durumda bulabileceklerini cemaat içinden ancak kendisi gibi olanlar bilebilir. O kendisi gibi olanla birlikte bir cemaattir ve yalnız başına namaz kılan birisi değildir. Mutlu insan Allah'ın sınırlarında duran ve onları aşmayan kişidir. Biz Allah'a yemin olsun ki Allah'ın sınırlarından hiçbirini aşmadık. Fakat Allah bize bu konularda yaratıklarının çoğuna vermemiş olduğu bilgiler ve anlayış vermiş. Biz de Rabbimizden açık bir delile sahip olduğumuzda basiretle Allah'a davet ettik. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Bir konumuzu daha işliyoruz. Bu haftaki sohbetimizi tamamlayacağız. 420. bölüm. Makamlarda kurtulma münazelesinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Varlıkta ondan başkası yok, bakarsınız. Onu odur ve o değildir müşahadesinde görürsün. Kim ona delil ise mücadelecidir o. Kalbinde benzerler ve misiller var onun. O olmasaydı hiçbir göz baktığına bakmazdı. O olmasaydı diller bir şey söylemezdi. Onun hakkında kendisiyle hüküm ver, sen yokluktasın. Onun üzerinde sabit ol, varlıkta ondan başkası yok. Hakkın varlığı olmasaydı kabul edilmezdi oluşun varlığında onun sözleri.
Allah şöyle der: ey Yesrib ehli, sizin için bir makam yoktur. Dönünüz. Bütün makamları kendinde toplayanın makamı olmaz ki. Bu durumu kendini bilen Rabbini bilir hadisi gerektirir. Allah onlara ayetlerimizi ufuklarda ve nefislerinde göstereceğiz der. Yani ufuklarda nefislerine delil teşkil edecek ayetleri göstereceğiz. Nefislerindekiler ise sınırlı ayetlerdir. Dolayısıyla gösterdikleri şeylerin sınırlı olması gerekir. Söz konusu deliller onun mutlaklığını gösterseler bile mutlaklık da bir sınırlamadır. Çünkü sınırlama temyiz demektir. Binaenaleyh, ariflerin Allah hakkındaki bilgileri dahili ve harici ayetlerin görünmesiyle gerçekleşmez. Çünkü onlar mutlaklıkta sınırlılığa ve sınırlılıkta mutlaklıkla delil teşkil eden şeylerdir. Arifler hakkı bütün yaratılmışların aynı olarak görürler. Allah kendi hakkında saygısızlık yaparak rahmini sıla etmek yerine onu kesen için şöyle demiştir: size kınama yoktur. Hak sıla-i rahim yapmak yerine onu kesmek nedeniyle kendisine karşı saygısızlık yapan hakkında bu nitelikte daha hak sahibidir. Çünkü biz rahmi kesenin onu ancak bilgisizliği nedeniyle kestiğini ve onun gerçekte kesilmediğini biliriz. Öyleyse sıla-i rahim gerçekleşmiştir ve rahim alemde kavuşmuş bir halde bulunur. Kimse rahim ile ilişkiyi ve vuslatı kesemez. Başka bir ifadeyle rahim kendi yönünden mevsul, onu bilmemek itibarıyla kesilmiştir. Bilmediği için kesilmiştir. Yoksa hakikatte rahmin kesilmesi diye bir şey olmaz diyor. Bütün iş Allah'a dönecektir. Fakat bu hakkında yalan iddialar söylendiği şekilde onların Allah'ın üzerinde bulunmadığı bir durumda ona döneceği anlamına gelmez. Aksine Allah'ın hüviyeti ortaklık iddialarında ve işin kendine dönüşü esnasında da kendi hüviyetidir. Makam ayrım ve temyiz için vardır. Halbuki sadece bir vardır ve bir kimden ayrılacak? Evet, makamlar sayıyoruz ya, makamları ayırıyoruz meseleleri anlamak için. Makam ayrım ve temyiz için vardır diyor. Evet, doğru. Ama bir taraftan da sadece bir vardır. O zaman bir neden ayrılacak? Kimden ayrılacak? Başka bir ikincisi yok ki ayrılması söz konusu olsun, ifade edilsin. Demek ki gerçekte makam yok. Sadece hakkın mutlak birliğinin hüviyeti ve ondaki farklı suretler var. Varlıkta sadece kendisi bulunduğunda hiçbir şey ondan ayrışmaz. Çünkü ondan başka bir şey yoktur ve o da herhangi bir şeyden ayrışmaz. Çünkü ondan başka bir şeyi varsayamazsın. Evet, hakiki vücut sahibi ancak Allah'tır. Başka bir şeyin varlığından söz edilemez. Bütün bu varlık nasıl bir varlıktır? Hayali varlıktır. Kime göre? Allah'ın varlığına göre. Yani Allah'ın ilmindeki ilmi suretler diyoruz ya, bütün varlık. Ehlullah bunun için diyor ya, bütün alemler hayalden ibarettir. Dolayısıyla başkasından ayrılmasını gerektiren bir makamı yoktur. Çünkü başka yoktur. Onun eli ayağından, başı göğsünden, kulağı gözünden ayrılır. Her organı diğer organlarından farklıdır. İçinde bulunan her kuvvetin ötekine ait olmayan bir hükmü ve yeri vardır. Böylece bir hakikat üzerinde suretler ayrışırken tek hakikatte bir makam ve ayrışma söz konusu değildir. Onun karşısında biz herhangi birimize ait organ ve güçler gibiyiz. Öyleyse kendisinden ayrılacağımız biri olmadığı gibi bizden ayrılacak biri de yoktur. Fakat biz daha önce ifade ettiğimiz üzere birbirimizden ayrılırız. Hüküm ve makamlar ise organlarımıza değil bize nispet edilerek şöyle denilir. Örnek de veriyor konu anlaşılsın diye. Falanca falanı cezalandırdı. Falanca mesela Ahmet Mehmet'i cezalandırdı. Burada Ahmet cezalandırdı diyor. Ahmet'in eli cezalandırdı demiyor. Eliyle bir ceza verdiyse mesela. Falan yere gitti.
Ahmet eve gitti. Ahmet'in ayağı gitti demiyor. Daha iyi anlayalım diye açıyorum burayı. Falan falancanın sözünü duydu. Ahmet'in kulağı duydu demiyor. Falan falancanı Ahmet'i duydu diyor. Falan falanı gördü. Bu fiillerden herhangi birisi araca veya güce veya organa izafe edilmez. Kime izafe edilir? Şahsa. Halbuki bütün bu organların sahibi şahıs. İşte Allah'ı da öyle anlatıyor. Bütün iş ona döner. Öyleyse hüküm ona aittir. Ona döndürülürsünüz. Bilmelisin ki makamlardan ancak Allah'ın Cevami'ül Kelim özelliğini vermiş olduğu ve bütün isimleri öğretip öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini ihsan ettiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varisi kurtulabilir. Makamdan kim kurtulurmuş? Ancak bu kişi kurtulabilirmiş. Bunun varisi, Resulullah Efendimiz'in varisi. Bu özelliğiyle her şey onda toplanmıştır. Hiç kimse onunla mukayese edilemez. O halde kendisinden ayrışacağımız bir hal yoktur. Bütün alem Hazreti Muhammed'de bulunduğu gibi onun varisinde de bulunur. Adem büyüse büyüse alem olur. Alem küçülse küçülse Adem olur. Ama hangi Adem? Kamil Adem işte. İnsan-ı Kamil. Bu nedenle varis makamların onun üzerinde hüküm sahibi olmasından kurtulmuştur. Hallerin verisine göre makamlar üzerinde hüküm veren odur. Makamların kendi üzerinde hüküm vermesinden kurtulmuş, o makamlar üzerinde hüküm verir. Hallerin verisine göre. Çünkü o bilendir ve hikmet sahibidir. İlahi isimler makamları izhar eder ve bu sayede hakim hüküm verir. Allah'tan başka hüküm veren yoktur ve onun katında söz değişmez. O halde hüküm söze aittir ve hak söz ile hüküm verir. Hakkında hüküm verilenin, hükmün kendisinin, hükmün kendinde verildiği şeyin ve hüküm verenin kim olduğuna dikkatle bak ki makamlardan kurtulan ve makamı olmayanın kim olduğunu öğrenesin. Makamı Mahmud'a gelirsek, bu makam Hazreti Peygamber'in övüldüğü makamdır. Allah o makama Hazreti Muhammed'i yerleştirmiş ve övmüştür. Bu itibarla makamı Mahmud, Hazreti Peygamber'in şefaat edebilmeleri için şefaatçilere şefaat ettiği makamdır. Onlar kıyamette şefaat edecek olan melek, resul, nebi, veli ve müminlerdir. Hazreti Peygamber'in makamı Mahmud'daki şefaatiyle Allah hiçbir iyilik yapmamış olanların bile cehennemden çıkartır, onları cennete koyar. Öyle ki cehennemde artık sadece onun ehli kalır, cehennemin ehli kalır. Allah onları belirli bir nitelikte ve mizaçta cehenneme yerleştirir. Evet, cehennem ehlini belirli bir nitelikte ve mizaçta cehenneme yerleştirir. O mizaçta onları cennete soksaydı, cennete girmiş olmaktan dolayı azap ve zarar görürlerdi. Yani ebedi cehennemde kalıcı olanlar, Allah onlara öyle bir mizaç veriyor ki, o bulundukları yerden razılar. O mizaç ile eğer Allah onları oradan alıp cennete soksaydı istemezlerdi. Çünkü onların mizacı o cehennem için uygun. Bulundukları yerden artık mutlu olacaklar. Ne zaman mutlu olacaklar ama bakın bunu bütün sohbetlerimizde zikrediyoruz. Azap gördükten sonra Allah'ın takdir ettiği zaman geldiğinde. İbn Arabi Hazretleri'nin bakışı cehennem ehli, cehennemden çıkanlar çıkacak, ebedi olarak cehennemde kalanlara yine azap devam edecek Allah'ın takdir ettiği süreye kadar ve nihayetinde Allah-u Teala'nın takdir ettiği süre geldiğinde Allah'ın rahmeti cehennem ehline de ulaşacak. Ve cehennem ehli cehennemde bulunmasına rağmen bu rahmetten aldıkları payla cehennemdeki bulundukları ortamda mutlu olacaklar. İşte onları o zaman diyor çıkartıp cennete koymak isteseniz çıkmak istemezler. Burayı iyi anlayalım. Yoksa onlar çeşit çeşit cennettekiler gibi nimetler veriliyor gibi algılamayalım. Yani onların mutluluğu mizaç, Allah'ın onlara verdiği mizaçtan dolayı mutlu olacaklar. Hatta bu örneği İbn Arabi Hazretleri vermişti. Fütuhat'ın değişik yerlerinde 1. 2. ciltte cennet cehennem mevzuları işlenmişti. Uyuz hastalığına yakalanmış kişiden örnek verdi bu konuyu anlamamız için. Halbuki bir hastalık, uyuz hastalığı. Uyuz hastalığı ne yapar? Kaşınır. Kaşındıkça kaşınır, tırnaklarıyla artık etini yırtar, kanatır. Ama o kadar bir haz duyar ki
lezzet alır ki. Çünkü o hastalık, bünyesindeki o hastalık kaşıma ihtiyacı doğurur ve şiddetli bir kaşımayla haz alır. Rahatlıyormuş gibi hisseder. Ama kaşıdıkça da kaşır. Kanatır bütün vücudunu. Halbuki dışarıdan bakana göre eziyet ediyor. Zulümde. Ama uyuz hastalığına müptela olan kişi o kaşıma anında lezzet alıyor. Çünkü o hastalık ona kaşıma duygusu veriyor. Kaşınmadan duramaz çünkü. Kaşındıkça da bir tat alır, lezzet. İşte cehennem ehli de böyle diyor İbn-i Arabi Hazretleri. Oradaki azap, o mizaçları Allah-u Teala ona göre mizaç verdiği için o cehennem ehline, ebedi kalıcılara artık oradan tat alır. Çünkü diyor İbn-i Arabi Hazretleri, Allah-u Teala bütün alemi Rahman isminden halk etmiştir. Rahman ismi rahmetten gelir. Evet, bundan dolayı rahmet kuşatıcıdır, her şeyi kuşatmıştır. Yine Allah-u Teala rahmetim gazabımı geçmiştir buyurmaktadır. Rahmetin kuşatıcılığını da böyle izah ediyor, ifade ediyor. Evet, devam ediyoruz. Öyle ki cehennemde artık sadece onun ehli kalır. Allah onları belirli bir nitelikte ve mizaçta cehenneme yerleştirir. O mizaçta olanları cennete soksaydı, cennete girmiş olmaktan dolayı azap ve zarar görürlerdi. Nitekim domulcan böceğine, gübre böceği biliyorsunuz, domulcan böceğine gül kokusu zarar verir. Hakikaten bu gübre böceğini almışlar, gül bahçesine koymuşlar. Hayvancık duramamış, bayılmış. Neden? Çünkü orası için yaratıldı, pisliğin içinde yaşayacak. O pislik onun cenneti. Ve Allah da onun dileğine karşılık vererek kendisine uygun bir yere yerleştirir. Bir üzerine bir işin zuhuru eklendiğinde ki şefaat çift olmak demektir. Evet, şefaatin bir manasını, bir vehçesini de böyle ifade ediyor. Çift olmak demektir. Onun çift veya tek olması durumu değiştirmez. Fakat bire ilave olması gerekir. Hallere gelirsek onlardan kurtulmak mümkün değildir. Haller bize hak tarafından verilmişken hak için zatidirler. Ve bir şiir var. Hüküm hale ait. Hüküm veren hallerdir. Kevnde, oluşta Allah ve beşer var. Biz ibret içindeyiz bilirsek. Rahman'ın dışındaki her şey muteberdir. Biz mevkileri batıda olan yıldızlarız. Sadece güneş ve ay zuhur eder. Sönme bizdedir, sönme bize fayda verir. Onu bakış sahibi bilebilir. Korkma, Rahman'dan başka varlık yok. Onun hükmünde hiçbir şeyin eseri yok. Bütün yaratıkların işi hep ona döner. Kaza, kader ve hüküm ona döner. O kendinde zarar bulunmayan varlık. Yokluk onun yaratıklarında bir tesire sahip değil. Kötülüğün ona ulaşması mümkün değil. Bunu böyle diyen peygamberdir bilesin. Delalet ve hidayetin anlamını bilen için zaman uzamaz. Böyle bir insan Allah'ın yaratıkları boş bırakmayacağını da bilir. Nitekim Allah herkesi mutluların mertebesine yerleştirmemiş olsa bile başlangıçta da terk etmemiştir. Allah her şeyi kuşatan rahmetiyle herhangi bir şeyi sonsuza kadar perde içinde bırakmaz. Kendisi perdenin aynıyken nasıl bıraksın ki? Bu yönüyle hak feda makamındadır ve okun işaret ettiğidir. İşin sonunda ebedi olarak rahmet onundur. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır dedik. Sohbetimizi burada noktalıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme affirli ve li valideyye ve lil mü'minine vel mü'minate el ahyayi minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimin lima sebeqa. Nasrul haqqı bil haqqı vel hadi ila suratika mustakim ve ala alihi haqqı kadrihi ve miktarihi il azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain.
Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.